İyi haftalar Kozal. Günlük grafik Kozal. Yani bunu pek çok kez örneğini verdim. 20 günden biraz fazla grafiğin neresinde olduğunuz önemli değil. İstiyorsanız en altında olun. 20 günden böyle çok ayrılırsanız, biraz ayrılırsanız beklersiniz. Yani orada ya bir aşağı yön düzeltme gelir ya bir sağ eğilim olur. Kozal'da da bu hafta bu oldu. Yani 20 gün ortalaması burada nerede? 122'de yani. Hatta şuraya bakarsanız en çok ayrıldığı kısım 116'da. Fiyat gelmiş 130 görmüş. Yani sol tarafa bakarsanız da benzerini görürsünüz. Orada hafif sağa yayılıyor Kozal. Bir şey var mı? Yok. Bir düşüş diyemezsiniz. Bir şey diyemezsiniz. Yataylaşma. RSI 61'de biraz önce yarın yapacağız. Koza sordu bir arkadaş. Metal. Koza metali. Onda da tam aynı olmasa da benzer durum yeni gerçekleşti. Bir hafta geriden geliyor onlar grafik bakımından. Mesela onda 74'e geldi. RSI. Orada da öyle yani bir kırmızı yaptı. Yani yapar mı? Devamını bilemeyiz ama genellikle grafikler böyle çizilir. Yukarıda 133 direnç. Zaten daha önceki bir hafta önce galiba söylemiştim o kısmı. Bu 130'lu kısımlar 135'lere atılırsa burada artık arkada bırakılırsa yukarıda 140, 150, 155'e kadar olan bu kısım kalıyor bir daha. Neredeyse 155'i gördü değil mi? 155,3 yanlış hatırlamıyormuşum. Oraya kadar olan kısım kalıyor. 135 civarının geçilmesi durumunda. Yani ona bir şey koyalım buraya, işaret koyalım da unutmayalım. Şuradan bir yatay çizgi koyalım. 136,8. Dolayısıyla yeni haftada bu kısım takip edilmeli. Öncelikle tabii 133, 134 bir direnç bölgesi de olabilir çünkü orası. Geçince de bu kısmı geride bırakıp bırakmadığına bakmak lazım. 127 var aşağıda 8 ortalama. 8 gün ortalama en kısa vadenin anahtarı. Bakın en kısa vadenin diyorum ama hani birkaç günlük iş yapanlar için bir anahtar. 8 gün kırılırsa çünkü 122'ye kadar 127'nin altında gevşeme beklenebilir. Yani kapanış almaya başlarsa 127 kırılırsa dediğim gibi bir 122 20 güne temas. 20 gün kırılmadıktan sonra 122 kırılmadıktan altında kapanış gelmedikten sonra bir önemi var mı? Hiçbir önemi yok yani oraya kadar olan şey en fazla bir düzeltme olarak söylersiniz. Tabi 122'nin kırılması ona dikkat etmek lazım asıl. Orada belki satış baskısı artabilir hissenin üstünde. 122 kendi adıma söylüyorum. Burada biraz daha önemserim yani biraz daha ciddiye alırım. Çünkü altında bir adım daha 119 var. Artık o da son bir adım olur. O tür bir şey olursa altına gevşeme çok iyi olmaz. Yukarı hareket devam ediyor yani bunun dışında kırılımlar olmadan 8 olabilir dediğim gibi 20 olabilir 2 hareketli ortalama da alınabilir. Bu ortalamalar kırılmadıkça yukarı hareketinde devam etti. Düşündür kısa vadede. RSI 61,1 yani güçlü bir alanda ama tabii biraz şeyden gevşedi erken gevşedi aslında yani 67'den gevşedi. O da yani dipten çok hızlı gelince bazen söylüyorum bunu tekrar hatırlatayım. RSI'nin her zaman böyle 75'leri 80'i görmesi gerekmez. Bazen kendi ortalamasından çok ayrılır. RSI'nin ortalaması da bir mıknatıs. Ortalama dediğiniz şey tamamen bir mıknatıstır. Bak bu kadar basit ortalamalar. Çeker kendine veya yataylaştırır çok ayrılınca. Aynı şey burada da oldu işte. RSI 70'e normalde biz bekleriz yani 70'in üstüne ama 65'te biraz sağ yatmaya başladı. MACD'ye bakıyorsunuz o da tabii geçen bu kaç seans var burada 1 2 3 4 8 7 7 8 seans var yatay bir hareket 7 8 seanstır o yatay hareket RSI ve MACD'yi biraz sağa doğru yayılmasına onların da sebep oldu. Bunların dışında söylenecek bir şey yok. Kozalar için İPK de öyle onlar da toptan bir yükselişte şu an. Umarım kritik kırılımları yapmadan düzeltir. Devam ederler. Burada da çok insan ezildi. Yani onu farkındayım biliyorum. Çok da isteyen oldu o zaman. Bir sorun oldu kozaları. Küçük yatırımcı da biraz kazanır. Herkese iyi haftalar.